Selamlar. Kendimizi tanıma, motive etme, ikna etme yöntemlerine devam edelim. Daha iyi kavrayabilmek için bu videodan önce sizi harekete geçiren şey ne? adlı videomu izlemenizi tavsiye ederim. İnsanlar zaman çizgisi etkisiyle geçmiş, bugün ve gelecek odaklıdırlar ve her bir insan kişiliğine göre birinden daha çok etkilenir. Geçmiş etkisiyle yaklaşmacı insanlar geçmişin etkisiyle hareket ediyor. Geçmişteki günlere yeniden sahip olmak amacını güdüyorlar. Mesela eski mal varlığına yeniden kavuşmak istiyor kişi bunun için çalışıyor. Ya da derler ki eski Osmanlı gibi güçlü olalım derler. Bu tür insanları sık sık geçmişten bahsederken görebilirsiniz. Geçmiş hakkında olumsuz konuşmazlar. O günlerin daha iyi olduğunu geri gelmesi gerektiğini söylerler ah o eski Ramazanlar, ah o eski bayramlar diye hayıflanırlar. Günümüzün alimlerini beğenmezler ancak o ilim insanını beğenmesi için ölmesi gitmesi gerekir. Yaşarken kıymetsiz vefatından sonra değerli adlederler. Geçmiş etkisiyle uzaklaşmacı insanlar, geçmişte kötü günler geçirmiş, artık bu günler bir daha geri gelmesin, yaşanmasın diye uğraşıyorsa geçmiş etkisinde uzaklaşmacıdır. Babam gibi iflas edersem diye korkup çalışırlar. İlk sınavda başarısız olmuştum. Yine başarısız olmayayım diye düşünüp çalışırlar. Geçen yılki projede yetiştirememiştim. Bu sefer daha erken başlamalıyım derler. Bu kişileri böyle motive edebilirsiniz. Bugün etkisiyle yaklaşmacı insanlar bugünkü iyi durumu korumak istiyor. Bu zengin halimizi koruyalım. Bu bilgimizi muhafaza edelim. Bugün sahip olduğumuz değerlere sahip çıkalım derler. Bu iyi bir tutum olabilir ama durumu muhafaza etmek yeniliği ve ilerlemeyi keseceğinden dikkat etmek lazım. Olanı muhafaza etmek insan fıtratı için yeterli değildir çünkü. Gelecekle ilgili de hedefler koymamız gerekiyor. Bugün etkisiyle uzaklaşmacı insanlar mevcut kötü bir durum var, çok çalışalım ve bu durumdan kurtulalım diyorlar. Kriz zamanlarında böyle insanlar çok konuşur. Krizi aşana kadar kemerleri sıkalım derler, düğün olana kadar hayatı durdurup beklemeye alırlar, doktora tezi bitene kadar derler, tayinimiz çıkana kadar, şunu atlatana kadar. Bu aslında bir şeye odaklanıp diğer yandan kendini hayatını ihmal etmeye neden olabiliyor. Gelecek etkisiyle uzaklaşmacı kişiler, gelecekteki olası sıkıntılardan kurtulmak için ya da korunmak için bir şeyler yapmak istiyorlar. Çalışalım, önümüzdeki ekonomik krizden kurtulalım. Oku da parasız kalma, annen gibi ele muhtaç olma derler mesela. Evini temizle de gelecek olan misafirlere rezil olma derler. Bu insanlarda ele güne rezil olmak diye bir kavram vardır. Geleceğe odaklıdırlar ama gelecekte olması muhtemel olumsuz şeyleri düşünürler. Ya başımıza şöyle bir kötü durum gelirse diye şimdiden önlemini almak istiyorlar. Bu tarz insanların istifçi olduğunu görüyoruz. Her şeyi fazla alıp depolayabiliyorlar. Olması olası bir kriz, savaş, kıtlık onları tedirgin ediyor çünkü ve böylece daha çok mal biriktirme derdine düşebiliyorlar. Gelecek etkisinde yaklaşmacı kişiler geleceği olumlu yönde düşünüyorlar. Çok kazan ki ileride rahat edersin. Şimdi sıkalım, biriktirelim, evin borcunu ödeyelim, ileride evimizde rahat rahat otururuz. Çok sevap işleyelim, ahireti kazanalım. Çalışayım, önümdeki üniversite sınavını kazanayım derler mesela. Bu kişilerde gelecek odaklı. Olacak güzel olaylar için şimdilerini feda edebiliyorlar. Geleceğini düşünmek iyi. Yalnız gününün güzelliğini de yaşamak gerekiyor. Anın kıymetini bilmek, çocuklar küçükken onları sevmek, oyun oynamak, çalışmaya ara verip piknik yapabilmek. Bunları da ihmal etmememiz gerekiyor. Politikacıların konuşmalarını dinlerseniz her bir gruba hitap edecek şekilde konuşuyorlar. Geçmişi, bugünü, geleceği olumlu hedefi ve olumsuz korkutmayı hepsini kullanıyorlar. Geçmişte şöyle olmuştu, şimdi bunu biz düzelteceğiz diye vaat ediyorlar mesela. Özetlersek yaklaşmacı kişiler önünde bir şey var, onu görmüş, hayal etmiş, mücadele ediyor, uğraşıyor, bir hedef belirlemiş kendine ve daha çok çalışıp ilerliyor uzaklaşmacı kişiler önünü göremiyor. Arkaya bakıp yaptırımı görüyor, mecburen çaba harcıyor. Bu yüzden yaklaşmacılar daha başarılı olabiliyor çünkü hedefleri var. En çok çalışan kim? Yüksek performans kimde? Birincisi ulaşmak istediği bir hedefi olan yaklaşmacılarda. Bir numara genellikle yaklaşmacılar oluyor çünkü hedef ve ödül peşindeler. İkinciler kaçınmak istediği bir şey olan uzaklaşmacılar. Motivasyon yoğunluğuna bakarsak uzaklaşmacıda cezanın büyüklüğüne, cezanın gerçekliğine bağlı motivasyonları, onun ceza alma ihtimaline bağlı, bunlar önemli onda ve etkili oluyor. Yaklaşmacıda ödülün büyüklüğü önemli, ödülün gerçekliği önemli, etkili, onun ödülü alma ihtimali heyecan veriyor ve motivasyonunda çok işe yarıyor. Geçmiş gelecek bugün etkisini yaklaşmacı uzaklaşmacı insanları anlattım. Bir de kimin için yaptığının etkisiyle de insanlar değişiklik gösteriyor. Yaptığı işi kendisi için yapanlar var. Bunlar diyorlar ki, kendi mutlu olayım. Böyle düşünüyorlar. Yani yaptığım şeyde kendi mutlu olacak mıyım diye soruyorlar. Diğer insanlar için yapanlar var. Bunlar da sevdiklerimin, çocuklarımın yüzü gülsün derler. Hatta. Çocuklarımın yüzü gülerse ben de zaten mutlu olurum derler. Kendi duygularına pek önem vermezler. Bir de sistem için çalışanlar var. Ülkem için derler. Dünya iyi bir yer olsun derler. Allah rızasını kazanayım derler. Sistem için çalışanlar mesela imam hatipliler çok çalışıp dereceye giriyor. Çünkü imam hatipliler başarılı dedirtmek istiyor ya da takımı başarılı olsun istiyor. Cemaati adına çalışıyor. Cemaatin başarılı olsun diye yapıyor yaptıkları işleri kişiler. Bir şey yaparken niyetlerinizi alırken bu üç maddeye de dikkat edin. Yaptığınız işi hem kendi mutluluğunuz için hem diğer insanlar ve sevdikleriniz için hem de sistem için Allah rızası için yapın. Böylece gerçek değerlere ulaşmış olursunuz. Niyet eğitimi videom var. izlemenizi tavsiye ederim bu konuda. Çok işinize yarayacak. Evet, 3 ayrı video yaptım. Motivasyon kalıpları ile ilgili 3 ayrı video. İnşallah çok işinize yarayacak. Sevdiklerinize de izletin. Mısırları patlatın. Açın videoyu beraber izleyin. Birlikte kendinizi değerlendirmek çok eğlenceli oluyor. Sonradan da baya muhabbeti dönüyor bu konunun. Çok güzel oluyor. Şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Selamlar.